6 yurttaşımızın can verdiği terör saldırısından sonra İstiklal Caddesi'nde İstanbul'da önce şehir mobilyaları kaldırıldı. Ardından bugün açıklandı, daha sıkı tedbirler geliyor İstiklal Caddesi'ne. Yorumlar olağanüstü hal ilan edildi İstiklal Caddesi'nde şeklinde. Ayrıntıları yerinden Gülnur Saydam bizlere aktaracak. Gülnur. Evet Oğuzhak, sefer karar alındı ancak henüz yürürlüğe girmedi diyebiliriz. Zira İstiklal Caddesi'nde halen tezgahlarını açan esnaf var. Tabii şunu da ifade etmekte fayda var. İstiklal Caddesi dünyanın en gözde noktalarından biri, gerek kültürel yapısı gerekse tarihi yapısıyla. Hem yerli hem de yabancı turistlerin sık sık buraya geldiğini biliyoruz. Buradaki yoğunluğu biliyoruz. Dolayısıyla da geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırısı nedeniyle de valilikten bir açıklama geldi. Bir yasak başlatıldı. Bu yasağa göre de hemen ifade edelim, artık bu caddede, İstiklal Caddesi'nde o görmeye alışkın olduğumuz birçok stand, aynı zamanda esnaf burada olmayacak. Tabii herhangi bir amaçla caddeye masa, sandalye, stand, seyyar tabela ve benzerinin konulmasına izin verilmeyecek. Tabii bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda sergi açılması, seyyar satış yapılması, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi, bireysel ya da toplu sokak müzisyenliği yapılması, performans gösterileri ve hanutçuluk da yasaklandı. Bunların da altını çizebiliriz. Tabii İstiklal Caddesi'ne şöyle bir bakacak olursak, 1400 metre uzunluğuna sahip bu cadde, sağlı sollu sıra sıra mağazalar ve işletmeler yer alıyor ve buraya gelen turistlerin de aslında en çok ilgisini çeken aslında sokak satıcıları ve müzisyenleri oluyordu. Caddenin hemen başından itibaren simitçi tezgahlarını, mısırcıları, midyecileri görmek mümkündü. Tabi o tezgahlar artık bir sonraki emre kadar burada faaliyet gösteremeyecekler. Zira hatırlayacaksınız, 13 Kasım Pazar günü yaşanan terör saldırısında maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 81 kişi de yaralandı. İşte bunun üzerine de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. İstiklal Caddesi'ndeki o güvenlik ve huzur, asayişin korunması için de genel bir emir yayınladı. Bu emre göre de tekrar belirtmek istiyorum, herhangi bir amaçla caddeye masa, sandalye, stand, seyyar tabela ve benzerlerinin konulmasına izin verilmeyecek. Aynı zamanda bununla da sınırlı değil. Sergi açılması, seyyar satış yapılması, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, bireysel ya da toplu sokak müzisyenliğinin yapılması, performans gösterilerinin yapılması, hanutçuluk da bu noktada yasaklanmış durumda. Tabii canlı yayın öncesinde burada olan esnafla konuşma şansımız da oldu. Karara, terör saldırısından dolayı aslında alınan bu karara olumlu bakanlar da var. Aynı zamanda bundan sonra ne yapacağız diye soranlar da var. Yasağın ne zaman kaldırılacağı tabii ki bir soru işareti. Henüz bu konu hakkında da bir bilgiye sahip değiliz. Zira valilik herhangi bir açıklama yapmadı ancak esnaf da şu anda ikiye bölünmüş durumda. Tabii tekrar belirtecek olursak da aslında bu noktada geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırısı nedeniyle de aslında burada gelen hem yerli hem de yabancı turistlerin can güvenliğini korumak amaçlı işte bu görmüş olduğunuz simitçi tezgahı, hemen ileride mısırcı tezgahı bulunuyor. Aynı zamanda midyeciler, kestane satan tezgahlar bu noktada. Zaman zaman olduğumuz bu noktada müzisyenler olurdu. Zira o sokak sanatçılarının, sokak müzisyenlerin etrafında bir kalabalık olurdu. Dolayısıyla işte bu güvenlik kapsamında artık bu noktada tezgahlar yer almayacaklar. Elbette ki bu noktaya gelen vatandaşlar da o tezgahlardan da yine alışverişlerini yapamayacaklar. İstanbul'un önemli noktalarından olduğunu belirtmiştim. Dolayısıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin buraya akını oldukça fazla. Vatandaşlarla konuşma şansımız olduğunda ise aslında vatandaşlar da alınan bu karara olumlu baktıklarını ifade ettiler. Şimdilik Taksim Meydanı'ndan, İstiklal Caddesi'nden aktaracak notlarımız bu kadar diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.